Arkadaşlar, Sefa Hoca Matematik kanalımızın bu videodaki teok konusu ondalık gösterimlerin çözümlenmesi. Şimdi arkadaşlar, ondalık sayılarımız var bildiğiniz gibi. Bu ondalık sayılarımız mesela 23 tam %45 ondalık sayısını düşünelim. Bunu onun kuvvetlerini kullanarak çözümleyeceğiz arkadaşlar. Onun kuvvetlerini kullanarak bunu nasıl çözümleyeceğiz? Hemen şöyle yapacağız. Şimdi şurada arkadaşlar şu 3'ün üzerinde 0 varmış gibi düşüneceğiz. 3'ün üzerinde 0 varmış gibi ondan itibaren hemen şöyle üstlerini 0, bu tarafa doğru 1, 2, 3 diye sıralayacağız. Bu tarafa doğru da -1, -2, -3 diye bu sayılarımızın üzerine yazacağız. Yazdıktan sonra arkadaşlar hemen en baştaki sayımızdan başlayacağız. 2 çarpı 10 üzeri 1 artı. Bu ne anlama geliyor? 2 ile 10'un birinci kuvveti 10'dur. 10 kere 2 20. Yani bu 2'nin basamak değerini burada oluşturmuş oluyoruz. 3 çarpı 10 üzeri 0. Buradaki 10 üzeri 0 1 anlamına geliyor. 1 kere 3 3. Buradaki 3'ün basamak değeri de 3. Artı 4 çarpı 10 üzeri eksi 1. 10 üzeri eksi 1 ne demek arkadaşlar? Negatif üste ne yapıyorduk? Hemen 1 bölü 10 diye yazıyorduk. Şu şekilde yazıyorduk. 1 bölü yapıyorduk. 4 çarpı 1 bölü 10. 4 bölü 10. Yani 10'da 4 anlamına geliyor. Hemen şöyle yapalım. 4 bölü 10. Yani bu 10'da 4 anlamına geliyor. Burası da 0 tam 10'da 4. Bu 4'ün basamak değeri de 0 tam 10'da 4 olduğu için bu da onu ifade ediyor. Artı 5 çarpı 10 üzeri eksi 2. Bu da tabii ki 1 bölü 10'un ikinci kuvveti 100 yapıyor. 1 bölü 100. Bunu da 5 ile çarptığımızda 5 bölü 100 yapıyor. Yani 0 tam %5. 5'in de basamak değeri olduğu için bu şekilde yazıyoruz. Bazen arkadaşlar sayımızın içerisinde 0 bulunabilir. Mesela 45,8. 45 tam %8 ifadesi. Bu ifadede biz onun kuvvetlerini kullanarak çözümlemek istiyorsak ilk başta yapacağımız şeyler aynı. Yani ne yapacağız? Bunun üzerine 0, 1, eksi 1, eksi 2 yazacağız. Bunları yazmamızın amacı bizim işimizi kolaylaştırmak. Hemen 4 çarpı 10 üzeri 1 artı 5 çarpı 10 üzeri 0 artı. Burada 0 çarpı 10 üzeri eksi 1 yazmamıza gerek yok. Çünkü 0 arkadaşlar neyle çarparsak onu da 0 yapacak. Yani değerini yok edecek. Dolayısıyla burada 0 olduğu için bu basamağı atlıyoruz. Buna geçiyoruz. 8 çarpı 10 üzeri eksi 2. Bu aradaki basamağı 0'ı atladık. Çünkü herhangi bir değeri yok. Tabii bir sayının bize ondalık çözümlenmesini bu şekilde isteyebilir. Ama bazen de bize ondalık çözümlenmiş halini verip sayının kendisinin ne olduğunu sorabilir. O zaman da arkadaşlar ne yapacağız? Sayımızın çözümlenmiş haline bir bakalım. 2 çarpı 10 üzeri 3 artı 5 çarpı 10 üzeri 2 artı 6 çarpı 10 üzeri 1 artı 4 çarpı 10 üzeri eksi 1 artı 9 çarpı 10 üzeri eksi 2. Şimdi bu sayının çözümlenmemiş yani normal hali, ondalık hali nedir diye bize sorarsa ne yapacağız? Şimdi arkadaşlar şuradaki sayılar bizim için önemli. 3 ve eksi 2. Yani eşittir diyelim. Virgülden sonra arkadaşlar burada 2 basamak olacak anlamına geliyor bu. Çünkü burası eksi 1 basamağıydı. Burası eksi 2 basamağıydı. Şu örnekte gördüğünüz gibi virgülden sonraki ilk basamak eksi 1, eksi 2, eksi 3 diye gidiyordu. Virgülün sol tarafına doğru da 0, 1, 2, 3 diye gidiyordu. O zaman bu tarafa doğru da 0'ın basamağı, 1'in basamağı,
2'nin basamağı ve 3'ün basamağı diye numaralandırabiliriz. Burada 3 olduğu için 3'e kadar geldik. 0'dan başlayarak. Daha sonra buradaki sayıları yerleştiriyorsunuz. 3'ün olduğu basamağa neyi koyacağız? 2'yi koyacağız. 2. 2'nin olduğu basamak 5 var. 1'in olduğu basamakta 6 var. Eksi 1'in olduğu basamakta 4 var. Eksi 2'nin olduğu basamakta 9 var. Tabii görmüş olduğunuz gibi burada 0'ın olduğu basamakta 10 üzeri 0 ile herhangi bir sayı yok. Dolayısıyla arkadaşlar 10 üzeri 0'ın olduğu bu kısma da ne yazacağız? 0. Az önce burada atladığımız basamak tersten işlem yaptığımızda burada karşımıza çıkıyor. Yani sayımız 2560 tam %49. Bu çözümlenmiş hali verilen sorudan bir tane daha yazalım arkadaşlar. 4 çarpı 10 üzeri 2 artı 6 çarpı 10 üzeri 0 artı 3 çarpı 10 üzeri eksi 1 artı 2 çarpı 10 üzeri eksi 2 artı 8 çarpı 10 üzeri eksi 3 olsun. Hemen ne yapıyoruz? Virgülümüzü koyuyoruz. Virgülün bu basamağın bu tarafında 0, 1, 2 olacak. 0, 1, 2. Çünkü 2'ye kadar var. Bu tarafında eksi 3'e kadar olacak. Eksi 1, eksi 2, eksi 3'e kadar olacak. Bunları başlangıçta bu şekilde açık açık yazabilirsiniz. Ama daha sonra zaten eliniz alışınca, soru çözdükçe hemen pratik bir şekilde hiç bunları yazmadan da yapabileceksiniz. 2'nin olduğu basamak 4 ile başlıyor. 0'ın olduğu basamak 6. Eksi 1'in olduğu basamak 3. Eksi 2'nin olduğu 2. Eksi 3'ün olduğu basamakta da 8 var. Boş kalan basamağımızda 0 ile dolduruyoruz. Daha sonra bu alt kısmı silebilirsiniz. Sayımız 406 tam 1328. Onun kuvvetlerinden bahsederken arkadaşlar şunu da söylemeliyiz. 43,7 çarpı 10 üzeri 6 ifadesini onun farklı kuvvetlerini kullanarak farklı şekillerde yazabiliriz arkadaşlar. Nasıl farklı şekillerde yazabiliriz? Biz bu virgülü sağa kaydırdıkça bu onun kuvvetini azaltmamız gerekir. Virgülü sola kaydırdıkça onun değerini, kuvvetini üstünü arttırmamız gerekir. Yani biz bu 43 tam 10'da 7 sayısını virgülü bir basamak kaydırarak 437 yapıyorsak bu ne demektir? Biz bu sayıyı 10 ile çarpmışız demektir. Çarptığımız o 10'u biz nereden almamız gerekir? Bu sayının değerini bozmayacaksak eğer buradaki 6 tane 10'un çarpımı var burada. O 6 tane 10'dan birini bununla çarpmışız demektir. Yani burada 5 tane 10 kalmıştır geriye. Eğer biz bunu bir tane daha 10 ile çarparsak sayımız 4370 olur. Buradaki 10'ların arasından birini daha kullandığımız için bu bir tane daha azalır. Bir tane daha yaparsak, bir tane daha çarparsak arkadaşlar ne olacak? Bu bir tane daha azalacak ve bu şekilde nereye kadar gidecek? Sonsuza kadar gidebilecek. Burada tabi 3, 2, 1, 0, eksi 1, eksi 2 diye negatif sayılara da ulaşabilir. Tabi virgülümüz sağa kaydıkça bu azalıyor. Peki virgülümüz sayımızın aynısını yazalım. Virgülümüz sola kayarsa ne olacak? Yani 43 tam 10'da 7 sayımız bizim. Virgül bir basamak kaydıktan sonra 4 tam %37 olursa biz ne yapmış oluyoruz? Bu sayıyı 10'a bölmüş oluyoruz. 43'lü bir ifade 4 şeklinde oluyor. 4,3 gibi oluyor. Yani 10'a bölmüş oluyoruz. 10'a böldüğümüzde burada elimize bir 10'luk çıkıyor. Bu 10'luğu da biz bu 10'ların şuradaki 6 tane 10'un arasına kattığımız zaman bunlar bir tane artıyor ve 10 üzeri 7 oluyor. Eğer bir basamak daha getirirsek 0,1437 olduğu zaman tekrar bir 10'a daha bölmüş oluyoruz. Yani elimize bir 10'luk daha fazladan çıkıyor.
O 10'u da bunların arasına katıyoruz. 10 üzeri 8 oluyor. Yani her basamakta, her sola basamak kaydırışımızda, virgülü her sola bir basamak kaydırışımızda üssümüzü 1 arttırmamız gerekiyor. Mesela arkadaşlar sayımız bu olsun. 35 tam 1463 çarpı 10 üzeri 2. Biz burada virgülümüzü sağa doğru kaydıralım. 35 virgül bir basamak kaydığı zaman 354 tam %63 oluyor. Çarpı 10 üzeri burada kullandığımız 10'u buradan almış olmamız gerekiyor. Bunu bir azaltacağız. 1'e düşüyor. Bir basamak daha kaydırdığımız zaman virgülümüzü ne olacak? Bunu bir tane daha azaltacağız. 0 olacak. Yani bunu hiç yazmaya da bilirsiniz burada. Çünkü 10 üzeri 0 demek 1 demektir. Sayı sadece şu olacak. Eğer bir basamak daha kaydırmamız gerekiyorsa, yani virgül en sağa gelip ortadan yok oluyorsa, bunu bir tane daha azaltacağız. Eksi 1 olacak. Eğer bir kere daha basamak kaydırmamız gerekiyorsa, herhangi bir basamak olmadığı için 0 atacağız. Ve bu eksi 1 ne olacak? Bir tane daha azalacak. Eksi 2 olacak. Bu işlemin tam tersinde de yukarıya doğru çıkarken de üssümüz birer artacak. Virgül sağa kayarken her basamakta üssümüzü 1 azaltıyoruz. Virgül sola kayarken her basamakta üssümüzü 1 arttırıyoruz arkadaşlar.